hiç böyle tartışma esnasında birbirinizi kıracak bir şey söylüyor musunuz? Ben dedim ki Cuma günü bana bir şey söyledi. Dedim ki bunu Mesut Süre'ye çıktığında söyleyeyim. Söyle, ne dedi? Allah akıl fikir versin dedi. Bu bir temenni hayatım, bunda bir şey yok. Onu ben de sana diyorum yani, Allah... Bunda bir şey yok. Hayır, Allah akıl fikir versin. Ne var, bu kadar beni duydun. Evet, çok ağır bir sözdü. Mesut Bey çok üzüldüm. Ne dedi? Allah taksiratını affetsin dedi. Vallahi çok üzüldüm. Allah razı olsun dedi. O gün bugün yüzümü gerçekten. Çok rahat ol. Tamam. Rahat. Akar gider. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Bak benim şu an cebimde çakmak var. Rahatım yani, anladın mı? Süper. Tamam. Bana şu çakmağı kime vereyim ben ya? Allah kahretsin böyle it kopuklu. Şuradaki birayı da al diye. Kapıda gelinlikli, damatlıklı bilet almış. Ne yapacağız? Gelsinler. Gelsinler mi? Tabii canım. Çok dikkat çekecekler. Estağfurullah, çeksinler. Ne olacak ya, getir. Buyurun. Bu ne saçma hikaye? Biz yapmadık bunu yani. Fıkra gibi abone okuyayım. Ben hakikaten... Şimdi öğreniyorum. Gelinlikli, damatlıklı kapıda biri varmış. Dikkat çeker alalım mı diyor. Al burada otursunlar, ne yapalım? Belki boşaltırız, belli olmaz. Nerede? Emin misiniz diye. Tamam, onlar gelsinler, başlayalım. Çok saçmaymış. Abi kapıda 2 tane at var, alalım mı? Alalım abi. Onun gibi bir şey oldu yani. Hoş geldin. Gelsenize sahneye, gelin gelin. Bu saçmalığı beraber yaşayalım, gelin. Gelin sahneye, gelin. Hadi coşkulu alkış. Damla, mikrofonu versene. Bence bu program bugün son. Sıçarım artık, yeter ya. Sahne, bu ne ya? Neden? Gelin gelin, öne gelin, öne. Görelim sizi, gel. Hoş geldin kardeşim. Ne haber, nasılsın? Eyvallah. Altın takak nerede, var mı altın? Kamera nerede? Gel şu kameraya bakalım. Mikrofonu versene. Akıllarda tek bir soru, neden? Ne yapıyorsunuz burada? Bugün mü evlendiniz? İstedim. Evet, bugün evlendik. Nerede? Zor yetişebildik. Üsküdar'da. Evlendiniz, bana geldiniz ilk. Evet. Ben şu an 2 metre 1 santim 41 yaşında balayı mıyım ben şu an yani? Hoş geldiniz. Yarın balı. Nereye gideceksiniz? Mikrofonu açsana. Antalya'ya. Evet. Bir hafta. İnşallah bir hafta. Ne güzel. Kaç senelik ilişki bu? 3 ay. 3,5 yıl. Ay. Ne oluyor oğlum? Ben şu an ne yaşıyorum ya? Hangi aydayız biz? Ekim. Temmuz'da tanıştık. Haziran'da birbirimizi bilmiyordunuz. Hayır, yok, bilmiyorduk. Hatta... Bu benim hayalim. Ben de böyle evlenmek istiyorum yani. Hatta planımızı tamamıyla anlatsam şaşırırsınız. Neymiş plan? Ben İstanbul'u terk edecektim aslında. O yüzden işten çıktım. Ama İstanbul'u terk etmeden önce evi boşaltıp annemlere yardıma gittim. Yardıma gittiğim esnada aslında karşılaştık. Meğersem annem onu çok istiyormuş. Bana. Tamam. Kendisine değil yani, bana istiyormuş. O arada... Bak burada kaç kişi, zannetmiyorum birinin aklına annen kendine mi istiyor gelsin yani. Tamam. O sırada Temmuz ayında biz tanıştık. Gördüm daha doğrusu. Ağustos'ta tamam dedim. Eylül'de nişanlandık, Ekim'de evlendik. Ver bakayım. Ne oldu görür görmez? Bir hafta sonra evlenmek istediğim insan sensin dedim. Bu nasıl yokluk? Tamam. Kabul etti. Vay be, mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Güzel de bir ana oldu şu an. Buraların yayınlanmamızın bir sakıncası var mı? Hayır, yok. Ya katılmamız da şöyle oldu aslında. Yani bu şekilde gelmemiz daha doğrusu. Ben sizi çok izliyordum. Hem radyodan hem de... Bizdensin yani, yaşa. Evet. Tamam. Kendisine de alıştırdım. İşte Mesut Süre var, ilişki testi var. Hatta sen benim neyimi seviyorsun? Ne yaparsam gidersin falan filan diye bütün soruları da soruyordum. Bu soruların hiçbiri yok bizde yani. Hayır. Sen hayır, benim neyimi seviyorsun diye bir soru var mı bizde yani? Ne yapmamı seviyorsun? Hayır, en çok neremi beğeniyorsun? Hani bu da yok. Bu var. Fiziken kaç veriyorsun var ama neremi beğeniyorsun? En kapa biraz. Anlat, bir şeye benzet. Tamam, bunlar tamam. Lütfen. Sakin, lütfen. Tamam. Bu delil enerjisi var, kafa atar bu kadın bana, tamam. Ben kendisini izletiyordum o yüzden. En son nikah tarihi aldık. Geçen hafta ne yapalım ne yapalım diye kendisi bilet alayım seni oraya götüreyim mi dedi nikah günü. Tamam. Tamam. Sen dedin ki tamamdır. Gelinliğin hakkını vereceğim dedim. Giyindim geldim. İyi yaptın hayatım. İkinizi de çok sevdik biz. Mutluluklar diliyoruz. Hadi coşkulu alkış başlayalım. Görüşürüz. Tamam. Rica ederim, ne tatlısınız. Gel bir sarılacağız. Bu ne saçmalık? Hadi çekin. Ben niye burada duruyorum şu an? Lan biri çeksin atar WhatsApp'tan. Sağmış nerede? Sağmış bu. Allah uzatmıyorlar. Yetti artık. Bölümü çekemiyoruz. Saat 7 oldu Allah'ın cezası. Coşkun alkış! Görüşürüz. Sizden de rol çaldılar ha şu an. Senin o kem gözünle bakışını görüyorum şu an. Ne kadar üzülecek gibi. Bir şey olmaz. Hadi içeri giyinin gelin. Bunu ancak köçek olarak geçersiniz yani şu an. Ne komik olur böyle geliyor içeri. Ay. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Watergarden Duru Tiyatro'da alkışlarla başlıyor. Hey aslanlar be. Tamam. Hoş geldiniz. Sevgili Oya, sevgili Serdar. Hoş bulduk. Oya'cığım kaç yıllık bir ilişki? 2 yıla. 2 yıl. 2 yıl olacak, evet. Evlisiniz ama aynı zamanda. 1 yıl 3 aylıkta evliyiz. Ne güzel. Nerede tanıştın Serdar'cığım? Üniversitede. Üniversitede aynı bölümde. Aynı bölümde okuyorduk, evet. Serdar benden üst sınıftaydı. Ben de EGS ile gelmiştim. Daha sonradan dahil oldum. Evet. Hangi üniversite? Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri. Neyin onayını aldı şu an? Daha önce beni gören var mı Trabzon'da? Tamam. Çok da tavsiye etmiyoruz zaten. Ben 6,5 sene okudum üniversiteyi. Zor bitirdim. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Tavsiye edip etmeme yapmıyorum. Tamam, ne güzel. Sizin galiba bir de YouTube kanalınız varmış. Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Vloglar çekiyoruz. Kendi eğlendiğimiz, hoşumuza giden şeylerin videosunu çekiyoruz. Gezi, eğlence. Aynen. Birbirimizle öyle videolar çekiyoruz. Kaç aboneniz? Şu an 331. 8 ay oldu ama. Henüz çok yeniyiz. Belli ki çevreniz de çok az yani. 331. Söyleyelim buradan hemen. Evet, söyleyelim. Çok mutlu oluruz yani bir Oya Serdar Ulusoy. Serdar'cığım sende niye böyle bir satıcı enerjisi var yani? İnsanlara bir şey sürekli oraya bakıyor. Çok mutlu oluruz açıkçası. Tamam. İş o. Adı ne kanalın? Oya Serdar Ulusoy. Tamam. Birlikte açtık, birlikte ilerliyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz. Hadi bakalım, hayırlısı. Bir bölüm bir çıksın da bakalım. Hatta YouTube'a girmemizin, o ilk videoyu çekmemizin sebebi sensin abi. Başvuru videosunu çektik. Başvuru videosunu çektiniz. Evet. Onu yayınlamışsınız bir de. Yayınladık onu. Dedik ki devam edelim. Zaten ben de çok hevesliydim. Çok da istiyordum YouTube kanalım olsun. Süper. Birlikte ilerleyelim dedik. Geziyoruz, eğleniyoruz, yiyip içiyoruz. Nereye gezdiniz Serdar? Antep'i gezdik. Ben Mersin'de gezdik. Bayağı vizyonlu da bir kanal yani. Başka? Bir de İstanbul var. Daha yeni yani. Abi mükemmel bir kanal. Yani bu kanalı takip etmemiz için yüzlerce sebebimiz var. Bizim evin değişik açıları var. Evin değişik açıları mı var? Evet. Nerede? 4. Levent. Ne güzel. Evet. Şimdi anlat bakalım. Sen bir üst sınıftın. İlk Oya'yı gördüğün anı anlat bana. Lütfen anlatsın, ben de tam bilmiyorum. Tamam. Anlatmıyor hiçbir şey. Şöyle, ben ilk derse girdim. Oya saçlarını 2'ye örmüş, böyle 2 tane örük yapmış. Geldi böyle havalı. Bir de... Kelime haznemiz de bayağı geniş. 2 tane örük. Sağlı solu örük. Ne çok havalı böyle. Hiç kimsenin yüzüne bakmaz. Pas vermez, konuşmaz. Geldi önüme oturdu. Ben de bir gördüm, böyle bir elektrik oldu orada zaten. Örüğü bir çektim arkadan böyle. Tamam. Sonra? Öyle imza atma bahanesiyle kalemini falan istedim. Orada işte oradan baktım, ismi neymiş? Oya Öz falan. Oradan öğrendim ismini. Sonra sosyal medyadan eklemeler, takip etmeler. Yazıyorum ilk zamanlarda ama... Trabzon'dasınız. Trabzon'dayız, evet. İlk nereye gittiniz flörtöz Oya'cığım? Olayı öyle değil Mesut Bey. Nasıl kuzucuğum? Öyle değil. Üniversite hayatım boyunca Serdar hep bana yazdı. Hep yazdı. Sen de yoktun. Ben de ilişki istemiyordum. Çünkü okumak istiyordum hani. Okulla ilgileniyorum. Bir de iş hayatımda. Hayatında kimse var mıydı? Hayır, yok. Tamam. Sadece işte diyorum ki biraz kafasındayım. Okula geldim, işte okulumu bitireyim. Tamam. Falan kafasındayım. İlişki düşünmüyorum. Serdar da sürekli yazıyor. Dedim ki neden yazıyor bana? Anlam da veremiyorum. Anlayamıyorum da hani yazıyor nasılsın falan filan anlamıyorum. Yüz de vermiyor. Yüz vermiyorum. Niye vereyim? Konuşuyoruz. Çünkü. Neden yazdığını anlamadım. Arkadaş mı olacak? Hani arkadaş olacaksa da normalde gördüğünde selam verir değil mi? Beni görüyor, hiçbir şey söylemiyor. Neden? Hiçbir şey söylemiyor. Serdar'cığım. Ya konuşuyoruz abi. Mesela mesaj atıyorum ben. Nasılsın, iyi misin? Okula geldin mi, gittin mi? Şu dersin notu var mıdır falan. Bir anda kesiyor konuşmayı. Hadi iyi geceler. Yani böyle çok soğuk. Bir gülüyor, sonra tamamen hiç yok. Hiç de gülmedim. Yok, sanmıyorum gülmedim. Biraz gülüyordu ama... Biraz gülüyor mu? Şöyle, bana karşı gülmese bile ben sonradan öğrendim güldüğünü. Çünkü sürekli her yerde beni takip ediyormuş yani. Evlendikten sonra söylüyor. Seni şurada gördüm. Şurada şöyle yapıyordun. Arkadaşlarınla buradaydın gibi gibi. Yani ilk flörtöz buluşmayı sordum ya. Onun haricinde her şeye cevap verdiniz şu an. Sorduğum sorulara cevap verirsek şöyle çok sevinirim. Üniversite boyunca biz flört etmedik. Yani Serdar yazdı, ben cevap verdim. Üniversiteden sonra ilk flörtöz buluşma. Allah adı verdim artık. Sıçacağım ders notuna da bilmem ne. Buluşun lan. Tamam. Ne zaman biliyor musunuz? Nişanın sabahı. Nişanın ertesi. Pandemi. Böyle yapacağınızı biliyordum. Sahneye az önce bir gelinle damat geldi. 3,5 ayda evlenmişler. Bunlar da diyorlar ki ilk kez flörtöz buluştuğumuz nişandan sonraki gündü. Buluşamadık ama. Bugün zamanda kırılma mı oldu? Ne oldu? Biz Trabzon'da çocuğu yaptık zaten Mesut Bey. Ya. Buluşamadık. Pandemi vardı. Buluşamadan uzaktan uzağa mesajla nişanlandınız mı? Hayır, öyle bir şey yapmadık. Ama öyle dedin hayatım az önce. Kararı aldık. Anneler babalar artık dedik hadi gidiyoruz. Nişana kadar kimse kimsenin elini tutmadı mı? Hayır, tutamadık ki. Pandemi vardı, tutamadık. Saat 9'a kadar. Gelemiyor. İstanbul'da yaşıyor Serdar. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Burada nasıl nişan kararı aldınız? Sevgili olmadan. Ya şöyle, ben mesela önceden üniversitede arkadaşlarıma, sonra üniversite bittikten sonra arkadaşlarıma hep Oya'yı gösteriyordum. Diyordum ki ya şu kız İstanbul'a gelsin, ben direkt nikahı basarım falan diyordum böyle. Ama bana çok belirtecek bir şeyler söylemiyordu onunla alakalı. Sonrasında yavaş yavaş Oya da işte bana ısınınca... Nerede ısındı oğlum Oya sana? Ben söyleyeyim. Instagram'da post paylaşıyorum örneğin. Yazıyor işte Fenerbahçeli kendisi. İşte Fenerbahçe'nin, Alex'in Sivasspor'a attığı gol gibisin falan. Yok, böyle şeyler. Samsun abi, Samsun. Ha, Samsun. Abi bu iltifat mı bu? Alex'in Samsunspor'a attığı gol sence bir iltifat mıdır? Hoşumuza gidiyordu yani. Tabii abi, kim etkilenmez? Ama ben etkilenmedim. 0-0 biten Osasuna Getafe maçı gibisin, tamam. Ben etkilenmedim. Aradan zaten bayağı zaman geçti o iltifatların üzerine. Arkadaşlar şu hikaye önce bir otursun. Tamam. Siz hiç görüşme, yani sevgililik adını koymadan. Hayır. Bizzat görüşmedik. Ne oldu biliyor musunuz en fazla? Yazıyor ya sürekli sosyal medyadan. Sınıfta da kalem istedi, o kadar. Sonra bir gün ben kendisini yolda gördüm. Üniversitedeyiz yine. Dedim ki hani sosyal medyadan yazıyor o kadar. Dedim ki bir selam vereyim normal hayatta, günlük hayatta. Tatlım dur şimdi, sen çok seviyorsun oraları anlatmayı. Tamam. Tamam. Buyurun devam edin. Devam edeyim mi? Evet. Heh, dedim ki yanına gidiyorum, beni görünce döndü. Arkasını döndü. Ben yine dedim ki selam dedim. Sonra tam 360 derece dönerken dedi ki merhaba. Sadece o kadar. Sonra? Devam. Ben anlatayım abi. Abi bir sikim yok, anlat ama sen de anlat yani. Daha hiçbir şey yok ortada. Ben bu kadar zayıf bir ilişkisi hayatımda görmedim yani. Evet. Biz üniversitede arkadaşız. Ama hiç böyle birbirimize konuşmuyoruz. Bir daha anlat. Önce bir üniversite ne zaman kazandın sınavı da bir anlat. Kaç net yaptın? Anlat. Ne gerek var abi ilişki konuşmamıza? Sen üniversiteyi anlat. Üniversite çok iyiydi. Nasıldı abi üniversite? Süper. Dersler falan en güzel, en iyi hoca kimdi? Bir anlat. Ben bu saatten sonra ne olacaksa olsun. Devam. Sonra abi üniversiteden sonra biz konuşmaya başladık ama böyle artık Oya da bana yüz vermeye başladı. O dönem yazışarak var. Yazışarak. Bu olur. Bak uzaktan sevgililik olur. Buluşursun. Aynen. Yakınlaşırsın. Ama nişan ne alaka? Şöyle anlatıyorum. Ben zaten daha öncesinde Oya'yı çok beğendiğim için Oya ilk bana Oya açıldı zaten. Ben açıldım önce. Yazarak. Sevgililik başlama anı Oya'nın WhatsApp'tan yazdı. Twitter'dan yazdı. Twitter'dan. Mesajlaşıyoruz. Evet. Olay iyice saçmalıyor şu an yani. E-Devlet'ten yazıyorsun. Yazsın ya, bir şey olmaz. Senin de mi borcun var? İstersen birlikte öderiz. Hayat müşterek. Evet. O bana açılınca ben de direkt dedim ki gel benimle evlen dedim. Direkt olarak. Aynen. Çok güzel açıldı. Sonrasında işte sevgililik dönemi başladı. Konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz. Ama pandemi var, bir yere gidemiyoruz yani. Pandemiden kaynaklı. Uzaktan uzağa görüntülü sevgili oldunuz. Tabii ki. Aynen. Zaten öpmek yok, dokunmak yok. Hiç sıfır maalesef. Nişan nerede? Antep'te. Antep'e gelmeye istemeye. Bak nişanı soruyorum, lütfen tekrar üniversiteye dönmeyin, tamam mı? Sorularıma cevap alamıyorum. Tamam. Nişana gelin. Ben zaten %100 kararlıyım. Kızı ne ara istediniz oğlum? Tamam, anlatıyorum. Şöyle oldu, ben size... Onu da görüntülü istedik. Hayır. Hayır, sanki ben böyle normal bir şey şaşırıyorum gibi. Ya, anlatıyorum, amına koyduğum anlatıyorum. Sizden de özür diliyorum, ilişki testi diye çağırdık. Ortada ilişkinin kırıntısı yok. Kızı bile görüntülü istemişler. Tamam. O zaman da Kenan İmirzalıoğlu'nun bu reklamları vardı görüntülü. Allah kahretsin böyle örneği. Herkes aynı espri yaptı bize zaten. Devam. Şöyle sonra... ki açıldık birbirimize. Ben bir hafta oldu konuşalım. Ben anladım. Tamam dedim, olacak. Ve annemlere normalde hani ilişkilerimden çok bahsetmem. Dedim ki anneciğim benim ciddi bir ilişkim var. Annem dedi ki ne zaman nişan? Dedim ki durun bir sakin. Anne ne zaman nişan mı dedi? Hikaye iyice saçmalıyor şu an. Anne de girdi işin içine. Annem öyle biri. Dedi ki, kız istemeye görüntülü mü yaptınız? Hayır yok canım. Abi. Hayır öyle değil. Antep'e geldiler. Tamam. Ailesi Erzurum'un, Serdar İstanbul'da yaşıyor. Tamam. İstanbul'dan gelecekler. Annesi Erzurum'dan gelecek, annesiyle. Bir hafta oldu konuştuk falan ama Serdar ailesine hiç söylememiş. Bana söyledim dedi galiba. Neyi söylemedin? Yani kız arkadaşım olduğunu ailemler hafif biliyor ama nişanlanacağımız, evleneceğimiz falan o kadar detaylı bahsetmedim yani. Ama bu tarafa bahsettim dedin. Bana öyle dedi ama zannetmiyorum. Ben zaten kendimden emin olduğum için anneme babamı aradım, dedim ki ben evleniyorum. Herkes tabii bir şok. Kimse öyle bir şey beklemiyor. Ne zaman? İşte şu tarihte gidiyoruz Gaziantep'e. Kalktık gittik Mayıs 27. Bir nişan töreni. Aralık'ta başladı ilişkimiz. Mayıs'ta nişanlandık. Ne güzel. Evet. O flörtöz buluşma nerede? İşte nişanlı şimdi geldiler sabahında. Ya şöyle oldu, ben anlatayım size orayı. Maskeler var herkesin ağzında. Normal. Yani risk var ortada. Serdar çiçeğiyle geldi, ben orada bekliyorum. Nişan kıyafetimizi bile yapıyoruz. Hani uzaktan uzağa seçebiliyoruz. Bir araya gelip seçemiyoruz. Geldiler, isteyecekler, kapıdan geldiler. Serdar maske canlı olarak, hani ilişkimiz başladığında Serdar ilk defa canlı olarak orada gördüm. Maskesini çıkardı ve ben wow dedim. Öyle bir şey oldu. Zaten biliyordum Serdar'ı. O an çarpıştı. Zaten biliyorum Serdar'ı. Serdar'ı ilk defa o gün gördüm. Sizce bu iki cümle birbirinin zıttı değil mi? Bir baktım Serdar değilmiş. Ama üniversitede zaten tanışıyoruz, biliyorum. Tabii. Evet. Üniversiteye bence dönmeyelim. Adam çok tatlı, dönmeyelim bok gibi çünkü adam haklı. Göğe dönelim ya. Sonra nişanlandık abi. Anneler babalar o gün zaten paket oldu hepsi. İşte söz nişan hepsi bir arada. Ben çok anlamam ama öyleymiş. Söz nişan hepsi bir arada. Sizde mi kaldılar? Hayır kalmadılar. Otelde kaldılar. Otelde kaldık. Evet. Tamam. Zaten annesi babası da biraz annemlerden büyük olduğu için onlar da korkuyorlardı, tedirginlerdi. Yani, otelde kaldılar. İnsanların sağlığını biraz riske attık ama sonunda bir araya geldik abi. Oldu. Değdi. Babam mı istedi kızı? Babam istedi, evet. Bir kere de istedi mi? Tek de istedi ama babam da çok heyecanlandı ya. Ne yaptı? Böyle bir hemen girdik. Babam işte herkes oturuyor. Oya'nın ailesi, amcası vardı galiba, dayısı. Neyse akrabaları falan var. Böyle çaylar kahveler gelmeden Oya artık bizim kızımız. İşte Oya'ya bizi öyle direkt girdi yani. Adam çok heyecanlandı. Ya şöyle oldu, ben içeriye geçtiğimde, yani mutfağa geçtiğimde salona bir girdim. Annesi dedi ki hadi yüzükleri de takalım dediler. Serdar'ın eli titriyor geldi, böyle yüzüğü taktı. O an istemişler mesela. Benim haberim yoktu ama. Sen yokken. Bu hikayeye bu yakışır yani bence. Senin de o evde olmaman gerekiyordu o gün yani. Hello. Hello. Welcome to our couple show. Oh, thank you. Thank you so much. This is amazing. Amazing. Eğlenceli anlamda söylüyorsun. O kadar biliyorsun. Now, how old are you? I'm 34 years old. Mesut 1A sınıfından Mesut Süre. Haşlama yumurtanı yiyor her gün. How old are you? I'm 34 years old. Are you değil lan. Are you lan. Now, are you single? Are you married? Or are you engaged? I'm married. How many years were you married? Did you marry? Could you marry? Should you? Must you? Ne olacaksa olsun. For 4 years. 4 years. 4 years is very, very long for us. Now here in Gelin ile Damat. Here. Gelin ne? Waitress. Yok lan o garson. Gelin ne? Bright. Damat, bro mu? Guru, ha. Now he is bright and Guru here. All of their relationship only 3 months, 15 days. And so, because saçma olurdu çünkü orada. So far so, even though, although, despite of. Bende bir şeyler var da karışık, tam ne oldu belli değil. Your relationship is very, very long. Trying our best. Okay. Now, şimdi tutku devam edeceğim. Tutku, patience. Kolay lan İngilizce. Hey you. Havlayacağım ben köpek gibi yorgunluktan. Diye İngilizce. Do you have You and your wife. Patience. Still. Hala still. Kolay. For 4 years. Sometimes. Sometimes. Anlat bana azıcık, açık sözlü ol ya. Şimdi. In your relationship. Is there a romanticism? Yes. There's still. For example. For example? You know, we still go on dates to restaurants, so we can go and walk down the road next to the sea. And şu an beni kaybetti olsun. Restoranı anladım. Çünkü restoran bilmiyorum, biliyor musunuz? Şimdi, the last question. Kusurla İngilizce, kusur. Imperfect. Hayır, perfect, imperfect. Kolay lan. Çekici gelmesi, attraction. Attractive. Aç, Covid yok burada. Aç, attractive bile. Tamam, kapa şimdi, ondan sonra Covid olursun, benden bilirsin. O arada da geldiyse Allah istemiş, benimle bir şey yok. 2,5 saniye içinde attractive, hoppa! Lan niye hapşurdun yanındaki durduk ya? Fahrettin Koca yazsa ya, şerefsiz çocuğu senin yüzünden. What's your name? Ya ben niye böyle çocuk gibiyim ya? What's your name? What's your name? My name is Austin B. Austin B. Okay. People is not perfect. People. All of us not perfect. Me neither. Yes. Which your wives imperfect. Which your wives dedim ben. Hangi karın bakalım güzel? Bakın belli olmaz abi. Austin yakışıklı adam. Vici sonra söyledi. Wait. I am şu an çırpınıyorum. Hamsi gibi. Like a hamsi şu an. Şimdi. Your wives have a imperfect. Okay. Adam da beni eğiliyor. He diyor. Bak şimdi bak. But insan eğer severse. If a person fall in love. Wives or husbands imperfect. Be attractive. Dedim lan. And your wives which imperfect attractives of you. Of fazla oldu olsun. Into you, under you, between you. Which short women, very short. Ne dedim ben? Kısa boylu değil mi? Short, or fat, or cataract. Some imperfect. Bak sana güvendim ha, imperfect deyip duruyorum. Evet. Hocam, şimdi ben bunu İngilizce diye öndü. Gülerek beni geçiştiremezsin. Önce onu bil de. Which? Well, I think her body is perfect. Okay, your wife's body is perfect. Allah sahibine başlasın, God. Kalanı böyle. Sometimes, no. Most times she is late. She is late everywhere. Ne diyor? She likes to be late. Ne yapıyor? Her yere geç kalıyor. But it's attractive for you. Sometimes it saves me from problems, maybe. İngilizce konuşmaya bak. Ne diyor? Galiba mı? Hocam 10 tane cümle kurdu. Galiba demiş olamaz. Sen de adam kandırıyorsun ha. Ne diyor Mesut abi? Konyalıymış. Etli pide seviyormuş. Onu diyor. The last question. Diyelim ayrıldınız. Kaç zamanda toparlayıp bu haline gelirsin? Al sorarız bence. 4 kişi soramayız. Diyelim. We say that you will separate. God saves you. Allah korusun. Onlarda var mı acaba? God says you. You will separate. How many months or years later you will be same energy? Ben bugün ıkına bu İngilizceyi söktüm kardeşim. How many months or years or days? Oh, I think one wife is enough. Austin. Nice to meet you very much. Thank you for this conversation. You are a very sweet man. Okay. Be happiness. Koca alkış hocamıza. Çok tatlı adam ha. Bağlana karara. Burada da gelmiş galiba diyor. 10 dakika konuşayım. Ne diyor? Çankaya diyor abi diyor. Duyulmuyor ha. İngilizcem yok demiyor da. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Burası ilişki testi. Cambly'de yılın en büyük kampanyası. Black Friday'e özel %60 indirim. Sınırlı sayıda kişi için geçerli. Kodumuz 60 ilişki. Ayrıca Cambly Kids'te de %60'a varan indirim var. Ayrıntılar ve detaylar açıklamalarda. Birbirinizi hemen hemen hiç tanımadan sadece görüntülü ve yazışarak bir ilişkiniz olmuş ya. Evet. Evlenmek ve aynı eve girmek nasılmış? Çok iyi. Abi çok ilginç bir deneyim. Gerçekten yani. Abi sana şöyle söyleyeyim. Bak anlatayım. Üniversitedeyiz o zaman biz yine. Buyurun. Karşındakini çok da tanımıyorsun yani. Ha şunu bileydin yani. Nasıldır, işte gece nasıl yatar, ne yer, ne içer, o kadar detaylı tanımıyorsun ama sonuçta. Ama hocam kaniş köpek almıyoruz eve, böyle dememeliyiz yani. Ne yer, ne içer, havlar mı gece, komşular rahatsız olur mu, nereye işeceğini biliyor mu bakalım yani. Evet. Ama tanımak adına çok güzel oldu yani. Ya olmasaydı ama bir tanımak adına güzel oldu dedin, evlenmişsin. Tanıktık abi ama. Bu beraber yaşamak değil ki bu, evlenmişsin, tanımak adına olur mu? Anladım. Mesela hakikaten... Evlendiniz ve artık aynı evde yaşamaya başladınız. Evet. Ne garip geldi birbirinizde? Yani çok fazla temizliği çok fazla seviyormuş Oya. Ben o bana hayır, çok garip geldi. Hayır o en başlardaydı. Hayır en başlardaydı. Sende yani. Ne garip geldi Oya'cığım? Serdar normalde çok konuşur ama konuşmuyor. Yan yanayken çok konuşmuyor. Nasıl konuşmuyor? İkinizken konuşmuyor mu? Çok konuşmuyor. Her şeyi anlatmıyor. Eskiden sanki daha... Seni sevmemiştir olabilir yani. Bir de böyle uzaktan uzağa yazışmakla bir araya gelmek başka şeyler ya. Evet, evet. Ya. Evet. Orada farklı. Evet ya. Ben böyle risk görmedim. Doğru ya. Mesut Bey çok sıkıldık biz birbirimizden. Döndük Twitter'a. Üniversiteye döndük tekrar. Hayır, aklım gidiyor. Hani mesajlaşırken hani diyorum ki böyle söylüyordu mesela atıyorum. Ama şimdi böyle yapmıyor gibi. Ha anladım. Kıyaslama yapabiliyorum. Değişik yani. Biraz yalan mı söylüyormuş? Evliliğin verdiği bir rahatlık var bence. Hani biraz insanlar birbirine alışınca sonra... Uyku kültürünüz nasılmış? Ay söylemeyin lütfen. Bu gece... Ama arada oluyor da bu gece 3'te yatmış mesela. Ben oyun falan oynuyorum. Kafama göre yatıyorum, kalkıyorum. Ama Oya'nın böyle sağlık, sürekli kendine dikkat eder, sporunu yapar, erken kalkar. İşte kahvaltısı, Yani nedir o? İçiyorsun bir şeyler. Ne dedin sen az önce? Arada antin diye bir kelime kullandın. Onu neye borçluyuz? Ben de antin kuntin diyecektim. Ha ne oldu? Neden mesela ilk defa antin kuntini bölerek vazgeçen bir insan görüyorum. Ya hiç girme buna. Ya antin kuntin devamını okuyayım. Yani bunun antin deyip duruyor böyle anlayalım diye. Mesut Bey antin. Hadi bakalım anladığınız kadar. Görsel olarak da gözünün önüne gelince bir an konudan konuya geçmiş oldu. İyi yaptın. Arada bize de haber ver ama konudan konuya geçerken. Mesela hakikaten sen tabii yazışarak bunları anlayamazsın. Evet. Değil mi? Tabii, çok mu sporu varmış, sağlığı varmış hocam? Kendine çok zaten dikkat ediyor. Bence süper bir şey. Yani bunu öğrendiğimde iyi oldu. Ben de biraz... İyi oldu. Aynı evin içinde gözlemledim vallahi. Sen peki hiç dikkat etmez misin? Ben çok da takılmam. Yani yer içer, geçerim. Gerçekten öyle yapıyor ama. Nasıl yani? Ne yapıyor? Gerçekten öyle yapıyor. Yiyor, içiyor ve yatıyor. Yani ve şu sıralar fit olmaya başladı. Diyorum ki hani benden gizli spora mı gidiyorsun? Nasıl oldu hocam? Neden fit oldun? Dün arkadaşına çıtlattı. Dikkat ediyorum dedi. Porsiyonların küçülttü galiba. Şöyle abi, ilk biz eve geldik. İşte yemekler yapılıyor. Bir tabak. Sonra ben diyorum tamam doydum. Yok bir tane daha. Yani yanlış tencereyi kullanıyormuşum. Büyük tencereyi kullanıyormuşum. El alışkanlığı. O zaman çok koyuyorum içine. Onu da Serdar'a yediriyordum. Ben çok yemek yiyemiyorum. Tabii. Yani alışkanlık olduğu için beni sürekli doyuruyor. Sen aç kaldın, sen ye. Annesi de öyle bu arada. Kaşıklı oğlum, ye oğlum. Ya Antepli. Aynı, ben de seyirciyim. Aynı yerdeyiz şu an. Ama Antep... Bayağı da konuşmuyoruz. Üniversite yıllarında... Ay patlayacağım ben. Tamam, kaşıklı oğlum diyor. Haliyle evlendikten sonra bayağı bir kilo aldım ben. Siz şu an şimdi ikinizsiniz. Anne baba ne sıklıkta geliyor? Evet. Gelmediler. Ha gelmediler. Ablamlar geldi benden. Serdar'ın abisi zaten İstanbul'da yaşıyor ama gelmediler. Biz sürekli gidip geliyoruz ama onlardan henüz gelen olmadı maalesef. Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı? Var evet. Nereden anlıyoruz bunu kardeşim? Böyle. Şöyle. Abi her yerden anlıyoruz. Ama bu bir şey daha değil. Evde ben mesela sırtına biniyorum. Oyun oynuyorum. Bilgisayarda açmışım oyun oynuyorum. Ya birden geliyor işte sarılmalar, öpmeler, öldürüyor adamlar beni. Diyorum ki dur diyorum. Oyun oynarken kolu lazımmış. Kıpırdatmamalıymışım, değmemeliymişim ama ben değmek istiyorum. Oyun oynarken kolu lazım, insana kol lazım. Doğru. Ben bilmiyorum ama ikisini birden kullanıyor ve şöyle. Ha. Ben birini tutayım yani ama yok. Hep bunlar işte antin. O zaman... Kolaymış lan böyle deyimleri kestik mi? Damlaya damlaya açık toplayın hep beraber. Yani o ilişkinin dokunmatiği kesinlikle o. Sen bundan muzdarip misin, memnun musun güzel kardeşim? Ya ben genelde... Ya biraz muzdaripim, biraz memnunum. Öyle mi? Evet. Uyuduğunuzda da mesela bazı insan hep dokunmak ister. Evet. Yazında, kışında. Uyuduğumuzda bir de hep benden önce uyanıyor. Uyanıyor işte, gidiyor sporunu vesaire yaptı, evde yogasını yaptı. Geliyor işte dokunmatik olduğu için beni de uyandırıyor bir daha. İşte üstüme atlamalar, sarılmalar, sıkmalar, ısırmalar falan derken biraz muzdarip oluyorum. Ama... Tam da böyle cenneti mi anlatıyorsun, cehennemi mi anlatıyorsun tam belli değil. Güzel tarafları da var yani. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre İlişki Testi Watergarden Duru Tiyatro'da alkışlarla devam ediyor efendim. Hey taslanlar be! Tamam. Lan diye aynı eve girdiniz ya siz. Aha. Garip de bir şey bu yani. Evet. Kimde şu an ev işleri? Yarı ya. Neler yapıyorsun hocam? Abi ben zaten yıllardır bekar evleri işte üniversitede olsun sürekli takıldığım için yemektir. Bayağıdır konuşmuyoruz. İyi oldu oraya anlattın. Biraz Trabzon'daki evini bir anlat be kardeşim. Anlat yani. Zaten ilişkinin kırıntısı var. Biraz orayı konuşalım yani. Yani yemektir, temizliktir. Ya bir erkek ne kadar yapabiliyorsa o kadar yapıyorum ben zaten. Aha. Ev işleri de haliyle Oya bu konuda zaten yemek konusunda yani sanmıyorum kimseye Oya'nın eline su dökebileceğini ama çok yetenekli. Bana bir şey bırakmıyor. Ben sadece kahvaltımı hazırlarım kendime o kadar. Süper. Sen kaçta kalkıyorsun sabahları? İşe gideceğim zaman 7.30'da falan kalkıyorum ben. Erken kalkıyor dedin Oya için. 5'te kalkıyorum. Ben sebep? Meditasyon yapıyorum, yoga yapıyorum o saatlerde. Abi tavsiyesi yapma. O saatlerde daha verimli. 3 ile 5 arası, 6. O saatler çok verimli. O yüzden sabah karşı. Evet sabaha karşı. Belki bilenler bilir. Var mı sabah kalkıp meditasyon yapan? Bak bakalım doğruyu mu yapıyorsun? Bak bakalım şimdi. 500 kişi var burada. Bak bakalım doğru mu? Hakikaten saat kurup mu kalkıyorsun? Hayır, saat kurmuyorum. Kendiliğinden kalkıyorum. Sabah ezanını duyuyorum, kalkıyorum. Hayır. 6 şaka geldi aklıma, hepsini tuttum. Çünkü neden götümden vursunlar değil mi? Tabii ki yani. Hocam kayınpeder nasıl biriymiş? 10 numara bir insan ya, süper. Tasvir et bakalım, azıcık tanıyalım. Yani arasanız bulamazsınız, şöyle... Niye arayalım ya? Niye biz kayınpeder arıyoruz böyle yana yakıla? Yani yedirir, içirir, gezdirir, yani... Sence elini cebine atmıyor mu? Neredeyse attırmıyor desem... Bu nasıl yani. Damat oğlum? Bir gün demiyorum ben vereyim. Ya adamın içinden geliyor, evladından belki daha çok seviyorum. İçinden geliyor, ben niye karışayım ona yani? Adamı niye mutsuz edeyim yani? Hep o mu yediriyor, içiriyor? Hep kendisi yapar öyle yedirir yani. Babam çok sever yedirmeyi. Öyle mi? Evet. Kendi de çok sever. Ana ne güzel. İyi anlaştınız yani. Çok iyi anlaştık. Sadece ben değil, bütün ailem iyi anlaştı yani öyle söyleyeyim. Arada böyle kayınpederle aslan sütü falan... Yaptım. Nişanın ertesi günü hemen çağırdı dedi, gitme oğlum gel dedi. Mangal başında dedi. Tamam. Yapalım dedi. Hiç sarhoş oldun mu? Yok abi ben olmam zaten de o kadar içmedim. Kayınpeder oldu mu? Yok o da olmaz. Ha. Babam eskiden olurdu şimdi olmuyor. Oo travma geliyor eskiden çok fenaydı üstü. Beter sen nasılsın kayınvalideyle? Abi ben çok iyiyim, aramız çok iyi. Melek gibi bir insan. Seviyorum ya. Çok kaç kere gördün? Adamı bile 3 kere görmüşüm. Kayınvalideyi kaç kere gördün? Onunla tanışmamız da telefonda oldu tabii ki. Uzaktan uzağa. Sonra nişanda, işte, düğünde. Evet, nişanda geldiler. Tabii ki nişanda, düğünde de görüştük. O kadar. Yok canım köye gidiyoruz. Serdar'ın ailesi köyde yaşıyor. Köy ne güzel. Nerenin köyü bu? Erzurum'un. Ne adı? Orman ağzı köyü. Orman ağzı. Evet. Ne güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Pekmezi meşhurdu. Sen orada mı büyüdün? Tabii orada büyüdüm. Ana var ama sende böyle bir... Sağlıklı bir hal var yani. Gerçekten çok sağlıklı ya. Kaç yaşına kadar hamburger yememiş mesela. Market yok, pazar yok. Her şeyi kendileri yetiştirip kendileri yiyorlar. Öyle bir şey var. İşte böyle insanlar da tık diye gider. Haberi gelir. Allah Allah şaşırırız ya. Uykuda huzur içinde öldü. Böyle haber gelir. Vallahi billahi. Ay. Korkma korkma oğlum, bir şey yok, şaka bunlar. Yok abi. Yok abi, ben seni daha gömeceğim, dur bakalım diyor. Gezdiniz mi lan beraber yurt dışı hiç? Yurt içinde Antep, İstanbul dediniz ama de vardır bir yerlerde. Ya Bursa'ya falan gittik yani. Türkiye'nin dışına henüz çıkma şansımız olmadı malum. İnşallah olur. Ama Türkiye'de elimizden geldiği kadar gezmeye çalışıyoruz yani. Tamam. Nasılmış tatil kültürünüz? Çok birbirine çok uyuyor. Öyle mi? Evet. Mesela kaçta kalkıyorsun tatilde? Yatabildiğim kadar yatıyorum ben. Hayır, çok erken kalkıyor. Denize daha fazla girebilmek için, gezmek için ve hatta beni şaşırtmıştı mesela. Yoldan gittik. Ben dedim ki biraz kestireyim, sonra hani yüzebilecek şeyim olsun. Yatabildiğim kadar yatıyorum yani. Dedik, o hayır. Kadar yatabiliyorum, hemen uyandırıyor abi. Bıraksana adam bir kendi kendine kalksın dedi. Başka soru yok. Hayır. Bir evin bir güzel kızını almış, ne zaman istersem o zaman kalkacak. Öyle mi? Evet, biraz şey, dakika olsun. Ama sabahları denize girmek falan güzel olduğu için erken kalkıyoruz tabii. Çok aha, seviyor denize girmeyi, anlaşıyoruz. Evet. Öyle mi? Ben yüzmeyi de bilmiyordum, Oya öğretti bana mesela. Evet. Hadi be. Gerçi Erzurum'da köy yok. Erzurum'da nerede yüzelim? Yani deniz yok. Ay köy yok diyorum, deniz yok Erzurum'da. Erzurum'da köy yok diyor. Nasıl? Anlatsana şu yüzmeyi öğretme sürecini. Ha, ben zaten çok hızlı öğrenen bir insanım. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Böyle, evet gerçekten hızlı öğrenen bir insanım ama. Ne yapıyordu? Sanki denize boğuluyormuş. Şu kadar belki hani bunun 2 katı olsun ve kendisi boyu uzun. Boğuluyormuş ve can çekişiyormuş. Dedim ki sakin ol, yanaklarını bir indir önce. Ne yapıyordu suyun içinde? Böyle. Ben böyle yaparak nereden güç almaya çalışıyor? Bence oksijeni tutarsam yarım saat dururum diye. Önce onu bırak, suratını sakin tut, bedenini sakin tut ve yavaş hareket et. Gerçekten hemen de öğrendim. Öyle mi? Evet. Suyun üstüne nasıl kalırsın? Şuramı geçtikten sonra su, ben panik atak geçiriyordum. Yani sanki hemen sahile koşmam gerekiyormuş gibi hissediyordum ama biri öğretince, anlatınca böyle ufak ufak hemen öğrendim. Yüzmeye başladım. Sonra dalıp çıkmalar, atlamalar falan. Sonra bayağı kendi şey yaptım, ne bileyim paletler aldı falan böyle. Aynen. Palet bayağı... mi aldın? Ya. Ya palet, sen daha ne zaman öğrendin yüzmeyi? Lan tanışalı 2 sene, yeni öğrenmişsin daha. Palet senin neyine mi bakayım palet hemen? Ama gerçekten iyi yüzüyor, gidiyor. Öyle mi? Tabii tabii. Ne aldın başka? Dalıyorum abi, 50 metreye dalıyorum, şnorkel aldım. Ya ne aldın? Gözlük aldık ama onu çok kullanmadım. Gözlük de mi aldın aslan ya, tabii. Geç öğrenince yüzmeyi, o hevesle her şeyi almışsın yani. Evet. Tekne aldım, katamaran aldım. Poseidon olmuş başımıza. Diyelim böyle acık küstünüz. Kim daha böyle hemen kedi gibi gidiyor barışalım diye? Oya geliyor hemen. Hayır, o geliyor. Yok. Tamam. O geliyor. Şimdi biriniz gerçeği söyleyin. O geliyor. Hocam senden dinleyeyim önce. Abi şöyle tartıştık diyelim. Zaten böyle çok uzun kavgalarımız olmuyor da. Ben takılıyorum, açıyorum bilgisayarımı, oyun falan. Bakıyorum oradan gelmiş diye, aşkım sen haklıydın. İşte doğru söyledin. Hayır, hayır. Bu çocuk galiba VR oynuyor, takıyor bunu böyle. Karşıda da karısı var aşkım vallahi senin. Sen ne diyorsun ona biliyor musun? Erim benim. Biliyor, konuşmalar çözülmeyeceğini biliyor. Ben giderim. Serdar neredeyse onun en uzağına giderim. O da... Ev kaç artı kaç? 2 artı 1. 2 artı 1. Çok da uzaklaşmış olamazsın, tamam. Ya sonra... O gidince en uzak yere gidiyorum. O da hoşlanmıyor uzak kalmamdan. O geliyor. Ben gitmiyorum. Ya bazen ben de gidiyorum yani. Ben... Ama genel olarak Oya geliyor. Tamam, sen gidince özür diliyor musun hocam? Ben daha çok aslında özür dilemiyorum ya. Ben hiç özür dilemeyi sevmem. Böyle konu hakkında daha çok konuşup ikna etmeye çalışıyorum. Ha, kafa sikiyor yani. Biraz da. Çünkü o yanlış bir yöntem değil mi yani? Hiç kimse beklemiyordu bu kadar sert çıkmam. Özür dilemek bir şey olmuyor. Şey, çözmeye çalışıyoruz. Ha, çok manasız bir şey oluyor atıyorum. Trip atmışız birbirimize. Burada var mı arkadaşınız? Çalışıyoruz. Evet, bir tane var Gizem. Nerede? Bir versene mikrofonu. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Kaç yıldır tanıyorsun kardeşleri? Oyanın arkadaşıyım ben. 6 ay falan olmuş. Çocuk da galiba çok az etmiyor galiba. Oyanın arkadaşıyım, nereden vardı bu herifi bilmiyorum. Tamam. Yok, beraber tanıştık aslında da Oya'yla daha çok muhabbetimiz var. O yüzden mesela bu adam Oya'nın hayatına girmeden ilk bahsettiğinde sen böyle hiç Oya'ya akıl verdin mi? Gizem'le o zaman tanışık değildik. Ha tamam, sonradan. Bu İstanbul'da yoga kamp şeyine katılmıştık, orada tanıştık. Hiç beraber vakit geçirdiniz mi üçünüz? Hayır. Çok fazla vaktimiz olmadı. Arkadaşım diye mikrofonu verdirttiğin insanı yine aynı kayınvaliden gibi 2 kere görmüşsün yani. Sen hayatına 2 kere gördüğün herkese en temel yerden alıyorsun hayatım. Twitter'dan konuşuyorduk biz de. Efendim? Twitter'dan konuşuyorduk biz de. Twitter'dan. Keşke benim aklıma geleydi. Bunu şimdi bir daha ben yapsam hep beraber gülelim, tamam mı? Tamam. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Var. Kim? Oya. Serdar. Yani karşılıklı. Sessiz Serdar. Serdar'cığım senle başlayalım. Oya'nın seni kıskandığını nereden anlıyoruz? Çok basit, yolda yürürken bile anlayabilirsiniz. Ne yapıyor? Gözlerimin içine bakıyor Serdar nereye izliyor diye. Tabii bakarım. Nereye baktığına bakarım. Nereye bakıyorsun Serdar? Normal önüme bakıyorum. Sen neyden kıskanıyorsun? Başka bir hemcinsini görsün istemiyor musun? Hayır. Bakmasın mı? Öyle değil. Nasıl? Sadece hemcins değil. Uçan mesela bir sinek, dişi sinek bile olsa problem çıkar yani. Öyle değilim. Bazen bakmasın istiyorum sadece. Tamam ama nereye bakıyor? Ne ama derdiniz mi? Yani elime bakıyorum. Bir kere yakaladım. Neye bakarken yakaladı? Yani ben de spor yapıyorum. Ben de tight giyip çıkabilirim. Ben de poz verebilirim ama yapmıyorum. Serdar ne diyor bana şu an? Ne anlatıyor? İstesem ben de herkese gösteririm ama... Göstermiyorum efendim. Ne demek o kız? Kadınlar anladı bence. Ne? Hiçbir bok anlamadılar. Ne anladılar? Anladılar. Onu anladılar. Ben de Serdar'a bakarken gördüm mesela. Bir hanımefendiye mi baktın Serdar? Ondan sonra biraz tik oldu bende. Bakıyor mu? Dur sen, şimdi muhatabından dinleyelim. Nereye baktın Serdar? Ben normal yine önüme bakıyorum. Önüne göt gelmiş tesadüf öyle mi? Mesut önüme bakıyorum göt. Ben de gözümü kaçırmadım. Bakılır yani. Önümüzdeyse tıkır tıkır bakılır. Ne var? Ya bakmak değil yani normal. Görmemek metrodan mi? Çıkıyorduk. Metrodan? Evet. Tamam. Metrodan çıkıyorduk. Merdivenlerdesiniz. Yani merdivenlere tam değildi. Merdiven olsa üzereydik. Şey olur. Tamam. Olur. Mesafesi olur da. Tam gitmek üzereydik. Yok sen baktın. Yok öyle yaptın. Halbuki gördüm normal gözümle. Ben merdivene gördüm doğru gözümle. Bakıyorum. Önüme bakıyorum. Çok yani. Minimal bir şey kuzucuğum. İnsan birçok açıya sahip. Bakabilir gözleriyle dünyaya. Siz nasıl bir şey izliyorsunuz? Ne diyorsun şu an bana? Hayır. Şimdi bu adamın gözlerini oradan başlarsan kıskanmaya çok yorarsın ama kendini. Ama yok öyle değilim ki normalde. Ha tamam. Aha. Sadece dikkat etsin. Sizin Instagram adresiniz var mı ayrı ayrı? Evet var, ayrı. Birbirinize şifreniz var mı? Tabii var. Tabii var. Şimdi buradaki tabii'yi burada kullanamayız. Tabii yok demen lazım. Ya şöyle Oya'nın şifresi benim telefonumda kayıtlı ama sürekli bir bildirim geliyor. Yok ablası bir şey gönderiyor, kardeşi bir şey gönderiyor. O yüzden ben çıktım yani dedim. Bu kadar bildirimin gelmesini istemiyorum. Evet. Seninki onda var mı? Var mı? Var da açık değil. Aynı şeyi ben de kendisine yaptım. Ha tamam. Kapattım ama. Ama bu kadar boğmayın oğlum birbirimizi. Yok yahu. Boğmuyoruz. Ya, gelen bildirimler yani sürekli bana düşmesin diye ben çıktım. O da çıktı yani. Öyle o da çıktı. Hayır, ben de açmasının sebebi de bana bir şey... video yapmamı istemişti benden. Evet. Ben de onu hazırladım o yüzden açtım. Yoksa girip hadi aç göreyim falan. Aynen. Senin şu an DM'lerine baksak ne görürüz Serdar? Hiçbir şey. Futbol, işte reis gönderen arkadaşlarım. O kadar başka bir şey. Senin kıskançlığını nereden anlıyoruz? Oya'cığım Serdar'ın kıskançlığını nereden anlıyoruz? O sessiz, çok sessiz. Ve aniden söylüyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Ne diyor mesela? Ben arkadaşımla görüşmek istiyorum diyorum. Hayır diyor. Direkt olarak hayır diyor. Neden Serdar? Sadece erkek abi, olduğu için. Garip insanlar ben hoşuma gitmiyor yani. Gördünüz mü? Öncelikle 3. yüzyıldan konuklar almamız çok güzel bizim için. Bir insanın adam arkadaşı olamaz mı? Ne olacak? Ya olabilir. Var ama... zaten görüştü Oya'nın arkadaşı olup da bizim görüştüğümüz insanlar da var ama ya, bakıyorsun kendi tipine göre bakıyor insanların, erkeklerin. Tamam nesine içine sinmeli Serdar'cığım? Değişik böyle giyim kuşam yani görürsünüz dersin lan. Ne iş yapıyor bu adam falan? Öyle garip tipler. Öncelikle yani. Hayatta bu kadar geniş bir pencereden bakmam muazzam bir şey yani. Ya tipinden hoşlanmadığım zaman ben diyorum ki yok diyorum. Bununla görüşüp ne yapacaksın yani? Sana ne katabilir diyorum. Böyle kestirip atıyorum. Ben öyle bakmıyorum ama. Ben ama sonra yine benim sözüme geliyor. Senin var mı bir kadın arkadaşın görüştüğün Serdar'cığım? Benim kadın arkadaşım. Ya iş yerindeki arkadaşlarım var sürekli. Dışarıda vakit geçirdiğin insanlar var. Tabii canım iş yerinde. Oya onaylamasa mesela ne olacak? Ya yok, görüşmem yani onaylamadığı sürece illaki vardır içinde bir şey derim. Ona göre hareket ederim yani. Ay aferin. Anladım. Aynen. Aferin mi? 3. yüzyıl dedim ya çok dedim ben size 3. yüzyıl. 2 tane Sümer ağırlıyoruz 2 tane Sümer. İnşallah yazıyı buluruz birazdan beraber. Burada var mı kıskanç bir ilişki? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kaç senelik bir ilişki? 1,5-2 ama 16 yıldır falan tanışıyoruz. Kim kıskanç? Ya... Ben sanırım ama o da çok yani bir anda şikayet ettiğim gibi oldu ama her yere çok dikkatli yani. Mesela? Ya mesela örnek anlatayım. Bir gün bir akşam çıktık falan. İşte bir kıza bakıyor ama garson bir kız. İşte dövmesi varmış. Oraya dikkat etmiş. İşte falan filan. Ya etrafa çok dikkatli bence. Böyle baksam dümdüz boz istiyorsun. Ya ben bakmıyorum. Hani o niye bakıyor? Ver bakayım adama. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Ne güzelmiş gömleğin. Teşekkür ederim. Bakıyor musun gerçekten dikkatli etrafa? Ya çok ortama dikkat ediyorum, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Mesela az önce siz girdiniz. İlk iki girişinizde de. Hani önde birine böyle bir şey yaptınız. Dedim ki hani iki girişte de böyle bir tebessüm etti falan. Onu söylüyorum. Diyor ki ya nereden dikkat ettin? Kim tebessüm etti? Siz. Benim niye haberim yok ama? Ne zaman tebessüm ettin? Ya benim normal yavşak ifade o böyle. Hayır, ilk girişlerde. Aha. Ne yaptın? Aynısın ya. Mesela... Tamam dur bir daha gireyim bakayım. Ne yapmışım bana bir anlat. Dur çekil. Şimdi bir alkışlayayım, ben tekrar geleceğim. Tam şu an buraya baktınız diye. Ne yapmışım ben? Şöyle mi mesela? Şu an yapmadınız. Ha. Evet. Bir zahmet herhalde yapmadım. Sen bana bir göster. Ne yapmışım ben? Ya böyle bir tebessüm ettiniz ön tarafa doğru. Böyle. İlk iki girişiniz. Size doğru. Hayır, ön sıraya doğru. Ön sıraya? Evet. Ettim mi lan size tebessüm ben? Ya kimsenin haberi yok. Oğlum muhataplar burada. Ya doğrudur ama yani mesela... Oradaki hanımefendiye dikkat ediyorum. Ne bileyim oraya dikkat ediyorum. Söylüyorum diyor ki ne alakası var? Mercan sahneye mı bakıyoruz? Evet hani. Ekipten. Ha, komple tamam. Yani. Bir... Komple? Evet. Değişik bir çocuksun yani. Tam olarak ne anlattın da belli değil. Yani anladım. Az önce mesela dışarıda hani geziyoruz. Ya dedim adamın gözleri ne kadar güzelmiş. Hani değişik bir mavi. Ya diyor adamın gözüne niye bakıyorsun falan. Kimin gözüne baktın az önce? Ne oğlum yani. Ha birinin gözüne baktın. Gözleri yani, çok güzelmiş evet. Adamın dedim. Anladım. Ne iş yapıyorsun? Ben inşaat mühendisiyim. Böyle görüntü yönetmeni olman gerekir belki de yani. Ya çok... Ortamı çok dikkat ediyorum. Siz evli misiniz? Yok. Yok be, ne alakası var ben... Ya ben bunu yayınlatmam, ayrılacağım ben bu konudan yani Mesut Bey. 1,5 sene oldu. Evet. Evlilik konuşuluyor mu? Yani evet. Kim konuşuyor? Öyle yüzük bakıyordu az önce. Yüzük bakıyorsun, konuşulmuş işte. Kendisi bakıyor. Kendisi bakıyor. Senin bugün son günün bu kadın önce aynen. Emin ol da. Şey, bakarsın istediğin dövmeye bundan sonra. Şey yapıyorum, dalga geçiyorum ya. Ya biz 16 ver mikrofonu al. 16 senelik arkadaşız. Hani artık bir çekince, gücence olmadığı için. Hani yanında da çok rahat bakıyorum. Hani alacaksan şu model al ki hani takayım en azından. Hani beğenmediğim olmasın diyor da. Diyor tamam olabilir. Ha, yani, ama evlilik konu... Ya, yüzük alacağınıza göre evlilik konuşuluyor mu deyince yani diyen bir adam var yanında. Abi konuşuluyor ya. Ya. Teklif var mı teklif? Yani... Yani. Ben bugün buradaki çiftlerin hiçbirini anlamadım kardeşim. Bugün gerçekten aşk çok uzaklarda şu an. İlişki testi bu değil. Eyvallah, ben buraları yayınlıyorum. Tabii tabii. Sıkıntı var mı sakıncası? Yok yok. Ha, yani. Coşkun alkış. Serdar, hanımına tipoloji olarak 10 üzerinden kaç veriyorsun? 9 veriyorum. 9. Tamam. Geçiştirmek yok. Ne olsaydı 10 olurdu. Ben Oya'nın saçlarının bu halini çok seviyorum abi. Şimdi inceden aralarda beyazlar var. Evet inceden var. Boyadı. Boyadığı için şimdi uzadı. Arkada ya. Siyah. Üstte benim sevdiğim taraf kaldı. Keşke boyamasaydı. Yani orayı boyamasaydı harbi 10'du ama boyadı. Çok kötü bir şey dedin sen. Yo hayır. Ne vardı? Arkada da beyazlar vardı. Yani saçların ucu siyah. Şimdi beyazlar uzadı biraz daha. Şimdi sen daha iyi. Sen içten içe şey mi? Yaşlı mı seviyorsun? Öyle bir hali. Yok yaşlı değil bence. Çok hayır. Hanımefendi çok genç. Beyaz saç biraz onu andırır ya. Annesinde de aklar var. Anne sakın boyama diyor. Ha. Öyle ya şey. Sen Oya da anneni mi arıyorsun birader? Yok abi ne alakası? Hayır doğallıktan yana olduğunu düşünüyorum. Ha, anladım. Ha. Doğallıktan yana. Evet. Bir de ben de doğallık. Çok yakışıyor bu arada. Teşekkür hakikaten. Ederim. Ben de onu söyledim. İlk başlarda kabul etmiyordu. Diyorum boyama ya ne gerek var nasıl güzel sonradan işte. Zaten 2 kere yaptım. Oya'nın en beğendiğin fiziki özelliği? Abi çok güzel bir yani. İşaret diliyle anlaşıyoruz. Sümerlerden de geri gittik. Kromagnum. İlk canlı. Mağaraya çiziyor orayı. Ne yaptın şimdi? Proporsiyon mu? Ne yaptın? Yani kendisine çok dikkat ettiği için vücut hatlarına bence genel olarak beğeniyorum yani kendisini. Tamam evet. Yani ne diyelim ona? Şu hareket ne? Oya işte diye. Oya! Bundan sonra literatüre Oya olarak geçecek. Biri böyle yaparsa Oya'dır. Bitti gitti. Anladım. Oya'nın o vücut hatlarını bize vücut hatları demeden anlatsana. Neye benziyor? Neye benziyor? En ufak bir kelime bile olur. Benzetme olsun. Çok iyi yapılmış bir kara kalem çalışmasına benziyor. Kim yapmış? Allah galiba. Kim yapmış? Sümerlerden işte. Kaç veriyorsun bu adama? 9 yasak, 10 yasak. 9'a mı yasak? Evet. Dürüstü çünkü oraya hep kopya oluyor. Ayıp olmasın diye politik davranıyorlar. 8,5. Hayır. Zorlamayayım 8 diyeyim. 8. Tamam 8'den. Ne olsa 10 olurdu. Söyleyeyim mi? Tabii rahat ol. Rahat ol. Bel çevresinde simit var. Simit mi var? Evet. Ha, oradan kırdın. Oradan kırdım. Anladım. Hı hı. Ele geliyor mu? Evet. Yok mudur Türkiye'de? Herkes de vardır. Yani o Türk kası olarak bilinir zaten. Ne olarak bilinir? Türk kası olarak. Ben bahane olarak görüyorum bunu. Tabii Türk kası. Peki mesela Oya böyleyken hocam sen böyle misin? Nasıl çizelim? Seni nasıl çizeceğiz? Biraz düz oluyor evet. Anladım. En beğendiğin fiziki özelliği? Serdar'da mı? Evet. Üst dudağı. Üst dudağı. Ne oluyor? Bir erotikte bir şey geldi durduk yere. Tamam üst dudağını bize üst dudak demeden anlat. Neye benziyor? Bence dalgalı bir deniz. Denizi çok severim. Bu çocuk Erzurum'un köyünden ya. Ne arar onda? Dalgalı deniz. Vücudu daha yüzmeyi öğrenmiş 6 ay önce. Dalgalı denize bak hele. Gerçi ben palet almış ama. Ay, dalgalı bir deniz. Oya söylemeden kendi üst dudağının farkında mıydın güzel kardeşim? Yok abi hiç farkında değilim. Ben de ona şaşırıyorum zaten. Hani benim böyle bir dudağım olsa... Dedim ki of. Ama o farkında ben değil ben söylüyorum. Ben çok dikkat etmiyordum yani o kadar. Ve dedim kimden aldın dudağını dedim. Onu da arıyorum bulamıyorum. Annesine bakıyorum babasına bakıyorum bulamıyorum. Ama söyleme anne baba şaşırır böyle şeylere. Bey baba ben at bakayım dudağını bir göreyim. Aç şu bıyıkları bir dudağına bakalım. Doğru. Anladım anladım. Çok orijinalsiniz ikiniz. Bence yani. Hocam ben Oya'yı şu an senin tanıdığın kadar tanıyorum. Yani seyircilerimizle beraber sizin kadar tanıştık öyle söyleyeyim. Hocam sence Oya bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Mümkün değil. Siktir ondan. Ya bırak Allah'ını. Hakikaten mi? Şöyle bir durum var. Şöyle buyurun. Açıklayayım herkes de anlasın bunu. Mesela... Belli ki anlamadı buradaki insanlar. Mesela Ronaldo ile Marcelo hani böyle bir... Hay anlatacağın örneği sıçayım ben senin. Hep futbol ya. Baştan. Ronaldo ile... Marcelo hani önceden böyle birbirlerine çak yaparlardı. Bizim aramızda öyle bir uyum var yani. Onu anlatmaya hangi Ronaldo bu? Şey. Ronaldo Nazario mu? Cristiano Ronaldo bu. Cristiano Ronaldo. Ha, Marcelo Real Madrid döneminde. Evet evet. Çak yaparlardı öyle bir uyum var. Her aynen. Şey diyor. O yüzden senden daha iyisini bulamaz diyorsun. Bulamaz yani... Her şeyden dolayı mı? Ya, o yüzden. Yok hayır genel olarak. Ha, uyum anlamında ben... Birbirimize o kadar uyuyacak bir insan bulacağını sanmıyorum. Güzel. Sence kızım? Önce bir şey diyebilir miyim? Sanki ben çok kıskançmışım gibi oldu. Serdar öyle anlattı ama değilim. Çünkü neden biliyor musunuz? Olmayan şeyleri anlatıyor. Mesela YouTube kanalında sizinle ilgili video çektik ya. Orada dedi ki Oya bana platonik aşıkmış. Onu izleyen yakınlarımız da dedi ki Oya gerçekten sen platonik mi aşıktın? Hayır dedim değilim. Ama öyle söylüyor. Şimdi kıskanç değilim. Şimdi biraz 15-20 dakika sonra çekim bitecek. Şimdiye kadar ben herhangi bir soruma senden cevap alamadım. Önce onu söyleyeyim. Ne sorarsam sorayım bambaşka bir şey cevap veriyor bana. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman şey sorayım. Sen kıskanç mısın diye sorayım. Senden daha iyisini bulabilir mi diye cevap ver. Öyle yapalım. Zamanla kırılma olsun. Sence sen kıskanç mısın hayatım? Kıskanç biri misindir? Bulamaz. Bulamaz. Gerçekten bölümümüzün özeti oldu. Yani anladığımız kadar. Nereden anlıyoruz bulamayacağını? Ya ben süper bir insanım çünkü. Siz ikiniz deli misiniz ikiniz yani? Sen süper bir insansın. Serdar süper mi? Evet o da süper. O yüzden birbirimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Daha iyisini bulamaz yani. Yok, en iyisi bulamaz. Sensin. Tabii canım ya. Bu kadar alçak gönüllü olma hayata karşı yani yine. Alçak gönüllü değil. Hakikaten bakıyorum. Tabii ki değil hayatım alçak gönüllü. Değil diyor. Arada şey yapsaydı bulamaz. Delirmiş. Şöyle ki bir tane örnek vereceğim. Küser mi yine bilmiyorum ama. Küsmez. Yok küsme. Söz ver lan. Gün... Delikanlı sözü. Tamam. Tamam bir gün bana geldi dedi ki ben dedi bir ayakkabı dükkanı açmak istiyorum dedi. Ben de o zamanlar böyle planlar yapıyorum. İtalya'ya nasıl gidelim falan diye. Ben İtalya planı yapıyorum bizim için. Serdar geldi dedi ki ben dedi ayakkabı dükkanı açacağım. Tamam. Ben de gayri ihtiyar dedim ki ben İtalya'ya gitmek istiyorum. İtalya için plan yapıyorum. Bir daha İtalya'da iyice bilelim tam neresi oldu. Tamam. Sanki tam söyleyememişim gibi hissediyorum. Yok dükkanı tam söyleyemiyor olsun. Dedim Ayakkabı dükkanı. Ya estağfurullah, olur hayat. Yani dilim dönmez. Senin arkadaşlarım o kelimeyi söyleyemiyorsun diyordu. Problem. Ha öyle mi? Sorun yok bence. Niye söylemiyorum? Mecbur muyuz ya söylemeye? Tükan mı diyeyim? Ha? Tükan mı diyeyim? Yok, eskisi daha güzeldi, boş ver. Sen nasıl biliyorsan öyle, devam. Ben dedim ki ben o planları yapıyorum, sen dükkan mı açacaksın dedim. Şimdi söylediğini Allah cezasın. Meğer bilerek yapıyormuşsun, evet. Kaba çıkıyor. Ondan sonra vay bunun suratı bir değişti. Ben birkaç dakika seslenmedim ama bu döndü. Mutfağa gidiyorum, surat bana dönmüyor. Oraya gidiyorum, bana dönmüyor. Dedim ne oldu? Neye küstün Serdar? Ya o an ben böyle çok hevesle araştırmışım, etmişim. Nasıl olur, dükkan bakmışım falan filan. O da senin dükkan hayalini küçümsedi mi? Aynen, tam olarak o oldu. Küçümsemedim. Ne dükkanı falan, ne uğraşacaksın? Ben İtalya diye planları yaparken aynen, sen de dükkan peşindesin. Aynen. O yüzden diyorum ki hani ben ilişkiye biraz daha böyle farklı bir bakış açısı katmak istiyorum. Biraz daha hani nasıl taşıyabiliriz, nasıl değişik şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. O da dükkan peşinde. Evet, o bakıma süperim derim. Hadi. Anladım. Tamam tamam, süpersin. Ben katılıyorum sana. Süpersin. Soralım. Oya Serdar'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Serdar Oya'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Kim o arkadaki büyükbaş? Vallahi at girmiş ha, içeri almışlar. Arkada iki at izlese. Bilette kesmiş ama şaşırsınız ha. Gülüyorlar da böyle. Ne diyorsun Serdar? Sana birazcık daha ses geldi. Kaba sesti onlar, erkek sesi. Ya şimdi... Bu kızı var ya kimse üzemez ha. Başına ne gelirse gelsin. Onlar yok ki onlar. Şu an bu insanlar yok ki, üçümüz oturuyoruz. Kimse de bağırmadı. Aptal mısınız? Ne duydunuz siz? Aferin kız. Ay, vallahi insanlar 80 tane seansa gidiyorlar senin şu kafana gelmek için, ben sana söyleyeyim. Hangi ses amına kodumun? Zaten şöyle bir muhabbet oluyor. Biraz benim enerjim yüksektir normalde. Yani Serdar'ın... Süper olduğu için ondan yüksektir enerji. Süper insanların enerji yüksek oluyor. Evet. Tabii. Bu program çığırından çıktı. Ne olacaksa olsun. Ya. Ne yapıyorsun? Serdar'ın yakın çevresi içerek kendilerince kafa bulduklarını zannediyorlar mesela. Ama ben içmeden kafa buluyormuş gibi oluyorum onların yanında. Ama diyorlar ki sen içtin mi? Diyorum ki hayır. Keşke ya, içsen. Belki azıcık toparlarsın. Olsun hayat. Ama süpersin. Süper insanlara içki etki etmez. Tabii abi. Allah etmez yani. Çok iyi. Hocam aşk sözcükleri devam mı? Ne diyorsun hanıma yalnızken? Var mı özel bir kelimen? Sana yani özgürlüğü. Genelde aşkım diyorum. Ben ismini çok seviyorum. Gerçekten Oya ismini çok yakıştırıyorum. Bence de bu arada. Yani ismiyle hitap etmek istiyorum ama onu da istemiyor. Aşkım ya kafi diyor. Ama Oya daha çok yani arım, balım, peteğim, ne var ne yok, sevgilim, canım. Hakikaten her şeyi söyler. Ne diyorsun mesela? Özel var bir tane söyleyeyim mi? Tabii. Anlayamazsınız ama çigitli. Biz böyle salağız tabii ki biz. Biz süper olmadığımız için anlayamayız. Ama hayır, yöresel bir şey biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şöyle bakayım. Çigitli. Çigitli yani çigitli. Koca götlü gibi. Ne demek çigitli? Ne yapıyorsun lan çigitli? Ya, hocam ya, sen abi... seversin elle böyle. Ailesi Erzurumlu ya. Hani köy usulü oluyor her şey. Pestil var. Pestil yapıyorlar. Tamam. Bir de çigitli pestil. Hani kuru yemiş. Kayısı çekirdeği var ya, onun içi var. Ona bizim orada çigit denir. Ha. Çigitli peki ne demek? Çigitli pestil. Yani o çekirdekleri pestili biliyorsunuz. Çigitli. Oğlum. Konumuz pestil değil şu an. Çigit. Oya da daha önce böyle bir şey duymadığı için çigitli sonuçta yöresel bir şey. Çok hoşuna gitti. Tadını da beğendi. Oradan kaldı. Çigitli diyor sana. Evet. Size özgü işte. O da sarımtırak. Böyle pestil de sarımtırak. Serdar da sarı olduğu için çigitli diyor. Birebirler üçü de bu arada yani. Çigit, pestil. Üçü karşıdan gelse hangisi Serdar, hangisi çigit ben anlayamam. Çigit derim, Serdar çıkar. Serdar gelir, çigit çıkar. Olur. Allah'ın delileri. Çok tatlısınız bu arada. Ne kaldı soru? Ne kaldı millet soru? Hadi toparlayalım, yorulduk. Tanga mı? Sıçarı tanga giyer mi bu adam? Gerçi giyer. Ben eline konsol tangayla oynar bu. Tamam, tatil cepte başka? Kaç ayda toparlar? Daha zaten oraya gelecek. Dur. Tamam. Alzheimer millete soruyor. Bilet almışlar. Ne soralım, ne yapalım? İngilizceyi buraya sor, soruları herkese sor. Hocam bastı gitti Oya. Dedi ki ben artık bu kadar sabahlara kadar oyun oynayan insan istemiyorum dedi. Tamam mı? Gitti. Tutkum bitti dedi, gitti. Evet. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin? Zor abi ya. Hakikaten. Vallahi. Mesela bugün 2022'nin Ekim'indeyiz. Bana tarih ver. Yani herhangi bir tarih vermem zaten çok zor da, yani verebileceksem çok ileri bir tarih. 10 sene falan. 10 sene çok olur da. Kendi de inanmadı. 10 sene. Ya kameraya 10 sene. Ne 10 sene ya? Başka oyunlar çıkar. Oynarım lan sabah kadar. Evdeyken farklı bir şey söyledi. Ama... En az 2-3 sene sürer muhtemelen. 2-3 yani, sene? Evet. Hayatına birinin girmesine kadar sürer? O da aynı aşağı yukarı öyle bir şeye tekabül eder. Çünkü çok eğleniyoruz yani beraber. Tahmin ediyorum. Olmazsa çok büyük bir boşluk olur. Yok evet evet yani. Evet. Siz bir daha... Yani ikinizin de aklı yerinde değil. O yüzden... Böyle devam yani. Bu çok güzel bir meç olmuş. Ha. Sen kuzum bastı gitti. Gitti. İlişki testine geldiğimiz noktaya bak. Çi gitti, siktir gitti, hadi bakalım. Ben hemen toparlamaya çalışırım. Hemen? Hemen toparlamaya. Hayır, bugün işte 2022 Ekim'deyiz ya. Ne kadar zaman sonra bu enerjine gelirsin? Bir hafta. Gerçekten mi? Bir hafta. Ne demek o? Haftaya bugün ne olacak yani? Sıfırlarım her şeyi. Sıfırlarsın. Aha, yeni biri de girebilir hayatına. Yok, yeni biri girmez ama sıfırlarım. Kimse girmez ama sıfırlarım. Ha, enerji olarak üzülmeyi bırakırsın. Bırakırım. Öyle mi? Aha. Ara sıra aklıma gelir ama yine derim ki onu hatırla. Bir hafta... Neden? Çünkü ben süper bir insanım. Süperler bir haftada unutur, aklınızda olsun. Şimdi biz normal insanlar bokum anlarız bunu da. Süperler başka. Kızım bir hafta çok az değil mi ya? Yok. Bence de insan derbeder olmamalı, hayatı sıfırlamamalı ama bir haftada sanki şimdi bak bugün pazar ya, haftaya pazar biz sizi yine böyle şen şakrak görür müyüz? Görürsünüz. Ama için birazcık şey olur da görürsünüz. Aman çok şükür için acık bir şey olmuş. Bir aklıma gelir iki kere falan. Ama diyor ya birlikte bir şeyler yapıyoruz falan. Onlar arasında aklıma gelir ama hemen şey... Hayatı çok seviyorsun yani. Aha, yaşamayı çok seviyorum. Değil mi? Güzel, ben yakınım sana yani. Ben de size. Ne oluyor ya? Nefis program ya. Hocam birkaç tane çok da hakim olduğun erkeğin olduğu bir iş grubuyla sensiz iş tatiline gider mi? Yok abi. Şimdi öyle deme, içime sinmez de. İçime sinmez yani, yok gitmez, ben gitme derim. Gitme dersin, gitti. Evet. Ne oldu? Yakın bir tarihte zamanda Ankara'ya gidecektim iş için. Tamam. Ortalık ayağa kalktı ama en son yine iptal oldu, gidemedik. Hayır, ortalık ayağa kalkmadı. Tam böyle aldım valizimi, gidiyorum Serdar'la birlikte. Aa, yolda patronum aradı. Dedi ki Oya iptal oldu. Bir seviniyor ki sessiz. Neden? Ben de eve döndüm geri. Beraber mi gidecektiniz? Hayır, Serdar gelmeyecek. Ben iş arkadaşlarımla gidecektim. Yine gidecektin. Evet, gidecektim. Tamam, bak demek ki sen ne dersen de kadın gitmek istedi mi gider. Gittim. Ama döndüm. Gidemedi. En fazla apartmanın önündeydi. Ondan sonra bir daha yapalım. Anladım. Bayağı geliştirmişsin bu konuda kendini. Yani. Kafa yormuşsun. Sen kuzum gider mi? İş için mi? Yok, alabildiğine seks. Herhalde iş için hayatım. İş içinse gidelim. Bunu soruyor olabilir mi sence? İş içinse gidelim. Her şehirde sevişecek. Var mısın burada? İş içinse gidebilir. Tabii ki gitsin. Ben kendini geliştirsin isterim. Hiç takılmazsın buna. Yok, yani. Takılmaz. Darlar mısın? Ne yaptın ettin? Anlatsın isterim ama gitsin. Hayır, oradayken arar mısın görüntülü? Ha, yok. Mesela şu saatte şunu yapacağız falan dediyse hayatta aramam. İşte zaten şu saatte şunu yapacağız demese ne olacak? Ya gidince ne yapacağı belli mi? Hani toplantıya gideceğim falan hani mesela uçaktan indim. Bak ben size şöyle söyleyeceğim. Tamam. Size bir abi tavsiyesi. Çok büyük bir uhu alın. Birbirinizi yapıştırın böyle bir yan yana. Böyle göt göte bütün hayatı ecelinizde basın gidin. Anladım. Çağdaşlık soracağım da utanıyorum ben. Ay, çok komiksiniz ya. Sağ ol, teşekkür. Siz de öylesiniz valla. Bugün belli bir şey yok. Kendi kendine aktı bugün. Ortada bir ilişki de yok. Şimdi. Ay çok mesela kafanızda ne var? Şimdi bakalım, biz severim ben böyle el etmeyi kardeşlere. Bu video yayınlandıktan sonra şu an kaç aboneniz? 333 oldu arada baktığımız zaman. Kaç olmasını hayal ediyorsunuz? Ben bir tane videonuzu izledim. Orada bir hanımefendi de YouTube kanalından bahsediyor. Bayağı bir getirisi olmuş. 2'ye katlanmış. 2'ye katlanmış. 2000'ken 4000 olmuş mesela. Siz şimdi 300 küsürsünüz. Kaç olsun? 600 olmasın. Ha? 600 olmasın. Olmaz 600. Ben sana 5000 sözü veriyorum. Harika. 5000 olursa çok daha eğlenerek yaparız bence bu işi. Tamam, buradan söylüyorum arkadaşlar. Her zaman deli gelmiyor böyle programa. Ben çok eğlendim bugün sayelerinde. Siz de eğer Serdar ve Oya'yı sevdiyseniz, ilişki testi ekrandan izleyenler, beleşçiler, kendilerine abone olursanız biz de ne kadar fark ettiğini görürüz. Çok teşekkür ederiz. Toparlayalım. Ulan çok değişik bölüm oldu. Çağdaşlık. Bitti tamam, daha hala soru söyleyen var. Çağdaşlık. Ne oldu? Soy isimleri. Oya Serdar Ulusoy. Oya Serdar Ulusoy. Ha, şu an abone oluyorsun. Gerek var mı hayatım? Şu an programı bir bitirseydik. Araya giriyor. Rahatla bak. İyi akşamlar. Soyadları ne? İnsanlara salak salak söylüyorsunuz. Biz şimdi olacağız. İnternet biten bir şey değil yani. Program bittikten sonra duruyor orada. Soyadını sordu. Böyle bir rahatlık olabilir. İyi akşamlar. Kapatmadan bir söyler misiniz? Biz sizi bir daha nereden bulacağız, soyadlarını öğrenelim. Oya Serdar Ulusoy. Hanımefendi beni uyardığı için söylüyorum burada şimdi. Çağdaşlık. 0 diyenler o desin. Ben böyle yüksek ses bu programda duymadım daha önce. Gerçekten 2 tane tavus kuşu koysan biraz alışırlar birbirine. Yani. Öbür tavus kuşuyla gezmesine müsaade eder. Gez ama kanatlarını açma, tamam mı? Tamam. Daha da düzeltmeyeceğim. 0. Size de bir şey olsun bu yani. Tamam. Anladın mı? Bir bakın bakalım neden 0? Sadakat. 1000 diyenler o desin. Kendi aradaki eğlence düzeyi. O konuda hiçbir şey diyemem. Acayip tatlı insanlarsınız. Teşekkür ederim. Çok güzel, orijinal bir meç. Mutluluklar diliyorum. Zaten başkasını da bulamazsınız ikiniz de. Onun üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Bu acı çeken hanginiz? Aa, vurulan var orada. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Evet. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre İlişki Testi orijinal bir bölümle alkışlarla sona eriyor. Bay bay! Çok teşekkür ederiz.